Merhaba sevgili Satya Türk izleyicileri. Cevap veriyorum programında yeni bir bölüm ve yeni bir konukla yine sizlerle birlikteyiz. Covid-19 salgınıyla birlikte gelişen, çoğumuzun hayatlarında sıkıntı yaratan, yeni sorular ve yeni sorunlarla boğuşmamıza sebep olan süreç devam ediyor. Bu sürecin ortaya çıkardığı sorulara inanç dünyasından cevaplar vermeyi anlamlı bulduk. Çünkü aslında ruhsal hayatlarımız, fiziksel hayatlarımız kadar sıkıntı çekiyor ve biz çözümler aramaya devam ediyoruz. Bütün bu süreç içerisinde belki de ortaya çıkan soruların en önemlisini konuşmak için bugünkü konuğum Belirtiler ve Harikalar Kilisesi önderi Volkan Er. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyiz ve herkes gibi mücadele ediyoruz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Hem kendimizi hem de dışarıdaki insanları düşünerek bulaştırmamak için özellikle evde kalmaya devam ediyoruz. Evet, önemli toplumsal sorumluluğumuz adına hem evde kalmak hem de evde kal mesajını aslında buradan vurgulamak önemli. Eğer zorunda değilsek görevimiz, işimiz, sosyal konumumuz gereği evde kalmak önemli. Volkan, dediğim gibi aslında bütün bu süreç boyunca ortaya çıkan belki de en önemli soru. Özellikle seninle konuşmak istedim. Bu konudaki fikirlerine de güvendiğim için aslında. Teşekkür ederim. Bir kriz yaşıyoruz, bir salgın. Hastalık gelince insan için en önemli gündem maddesi haline geliyor. Hele de böyle bir kriz varsa ortada. Ve aslında ilk baktığımız şey önce bilimsel gerçekler ama onunla birlikte hemen Tanrı'nın böyle bir şeye nasıl izin verdiğiyle ilgili bir tartışma başlıyor. Bu hem kendi iç dünyamızda hem de sosyal medya gibi mecralarda özellikle. Bütün bu sıkıntı yaşanırken Tanrı'yla ilgili ne söyleyebiliriz kutsal kitap çerçevesinde, nerede olduğuna dair bu süreçte? Ve bir tartışma daha var. Bunun bir ceza olduğunu, Tanrı'dan gelen bir şey olduğunu söylüyor. Bir fikir, bir görüş bu. Bununla ilgili yine kutsal kitap perspektifinden ne söyleyebilirsin? Evet, bu Hristiyan ilahiyatında Tanrı'nın ilahi takdiri konusuna giriyor. Yani Tanrı'nın ilahi bir takdiri var ve bazen biz her şeyi bilemiyoruz, anlayamıyoruz ve bu başlık altında aslında incelenebilir. Tabii büyük bir konudur. Ama şu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani kesinlikle bu salgın bir ceza değildir. Çünkü Tanrı cezalandıran bir Tanrı'dan önce kutsal kitapta kurtaran, lütfeden bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunu kolayca söylersek, yani işte bu Covid-19 Tanrı'nın cezasıdır. O zaman trafik kazalarına ne diyeceğiz? Kanser hastalığına ne diyeceğiz? Uçak kazalarına ne diyeceğiz? Aslında bunu söylemek, ya bu Tanrı'nın cezasıdır demek bile insanın sorumluluktan kaçma arayışı. Yani kendimizi hiçbir konuda, o günahkar doğamız, kendimizi hiçbir konuda sorumlu tutmak istemiyor. Her şeyden kaçmak. Yani kendini bir anlamda kayırıyor. Ve bu yüzden günahkar doğamızın çıkardığı kolay bir söylemdir bu. İşte bu Tanrı'nın cezasıdır. Tanrı bunu böyle istedi gibi. Ama kutsal kitaba baktığım zaman evet bir yargı konusu vardır. Tanrı'nın yargı konusu önemlidir. Ve Vahiy kitabında biz özellikle bunu görüyoruz. 8-9. bölümde o dünyadaki o gelecek felaketlerin suların üçte birinin yok olması işte büyük kıtlıkların olması vesaire. Ama tüm bunları derin derin okuduğumuz zaman aslında şu gerçekle karşılaşıyoruz. Yani Tanrı'nın yargısı Tanrı'nın dünyadan iyiliğini çekmesiyle ilgilidir. Yani şimdi zaten küresel çapta küresel ısınma, dünyanın enerjisiyle ilgili büyük problemler, tarımla ilgili büyük problemleri zaten görüyoruz ve birçok film senaryosunda bunlar zaten konu oluyor. Ve aslında Tanrı ne yapıyor? Tanrı kötülüğü bir anlamda karşıtsız bırakıyor. Yani kötülük baş başa, kendi kötülüğüyle baş başa kalacak dünya. Bir noktadan sonra ki anlıyoruz. Bu da Mesih'in gökte gözükmesi ve kilisenin göğe alınması ile ilgili. Tabii ki bu Hristiyan ilahiyattır. Ama bir tarafında şöyle yaklaşırsak eğer, yani her şey iyilik de kötülük de Allah'tan gelir, yaratıcıdan gelir diye bir dünya görüşüyle buna yaklaşırsak, o zaman tabii ki de bu evet Tanrı'nın ya da işte Yaratan'ın bize gönderdiği bir cezadır. Çünkü başka bir düşünme alternatifimiz yok. Ama kutsal kitap, özellikle Tevrat ve İncil bu konularda çok güzel örneklerle dolu. Örneğin Mısır'dan çıkış kitabında bir Firavun gerçeği var. Kutsal kitap diyor ki Firavun önce yüreğini sertleştirdi ve sonra Tanrı
bu yüreğini sertleştiren Firavun'u yüreğiyle baş başa bıraktı. Yani günahkar insan bir noktadan sonra günahkar yüreğiyle baş başa kalır. Ve dünya da böyledir. Dünya Tanrı'ya dönmedikçe o benliğiyle ve günahkar doğasıyla baş başa kalacaktır. Ve aynı şekilde Romalılarda da bu örnek var. Romalılar 1. bölüm 28'de diyor ki Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere ve yakışıksız davranışlara teslim etti. Yani iyiliğini çekti Tanrı. Ve asıl dünyaya Tanrı bunu gösteriyor. Yani tanrısız bir hayatın sonuçları bu. İşte insanın o tüketim alışkanlıkları, insanın aslında ön planı çıkarmadı ama büyük bir şekilde gözümüzün önünde olan açgözlülüğü işte bütün bu problemlere yol açıyor. Ve Tanrı tüm bu durumda aslında dünyayı bu kötülüğüyle baş başa bırakıyor ve dünyaya gösteriyor tanrısız bir yaşamın ne kadar kötü olacağını. O zaman şunu söyleyebiliriz aslında burada iki tutum var. Birincisi insanın sorumluluktan kaçma arayışı, kendi yarattığı kötülüğün belki de sonuçlarıyla yüzleşmeme telaşı var. Ama aynı zamanda bir taraftan da farklı inançların teolojik yaklaşımıyla ilgili de hatalı bir görüş belki de aslında ortaya çıkıyor bu anlamda. Şunu söyleyebiliriz değil mi o zaman? Yani bunu Tanrı'yı nasıl tanıdığımızla alakalı aslında. Kesinlikle. Takip ettiğimiz, inandığımız Tanrı'nın kim olduğu alakalı. Yani kesinlikle. Bir hastalık yaşadığımızda Tanrı'yı sadece bununla ilgili düşünüyoruz. Bir sevinç yaşadığımızda sadece bununla ilgili düşünüyoruz. Yani, maalesef. Ama Tanrı aslında yaşadığımız duruma göre değişen bir varlık mı peki? Evet, kesinlikle böyle değil. Ve kilise tarihine baktığımızda büyük sıkıntılar, büyük salgınlar, depremler, savaşların olduğu zamanlarda Hristiyanlar bu durumlarda nasıl davrandılar, nasıl baktılar ve hep iyi olan bir Tanrı'yı gördüler. Ve tüm bu sıkıntıların içerisinde iyiliği amaçlayan bir Tanrı'yı gördükleri için orada kaldılar. Orada Tanrı'nın iyi erdemlerini duyurmak için yaşamaya ve o zorluklara katlamaya devam ettiler. Bu bir ilahiyat görüşü, bu dünya görüşümüz. Yani dolayısıyla ilahiyatımız nasılsa ya da kime inanıyorsak ona benziyoruz. Kutsal Kitap bunu açıkça söylüyor. Dolayısıyla her şeyi, yani kötülüğü, iyiliği gönderen bir yaratıcıya inanıyorsak biz de bütün sorulara, bütün durumlara böyle karşılık veriyoruz. Yani ben kötülük yapabilirim. Çünkü benim yaratıcım bir anlamda bana kötülük de gönderebilir. Yani bu bir ilahiyat görüşü. Ama bunu istemesek de aslında bu hayatımızı şekillendiriyor. Ama Kutsal Kitap net bir şekilde Tanrı'nın günahla bir ilişkisi olmadığını ve kesinlikle ve kesinlikle cezalandıran değil, tam tersine kurtaran nitelikte ve merhamet dolu bir yüreği olduğunu Kutsal Kitap söylüyor. Örneğin Vahiy işte 8. bölümü ve 9. bölümü okuduğumuzda, 8. bölümde dünyadaki o büyük sıkıntılar, 9. bölümdeki o ruhsal sıkıntıları okuduğumuzda ben orada şunu görüyorum. Yani tanrısız bir hayatın kötülükle baş başa kalması. Yani düşünün, 60 yıl önce dünyada bir savaş oldu. Ve yaklaşık 50 milyon insan öldü. Ve bunun sorumluluğu Tanrı bunun neresinde? Ya bu liderler, yanlış siyaset ve işte emperyal zihniyet, tüm bunların hepsi suçsuzken bu işin sorumluluğu tamamen Tanrı'da mı olacak? Zaten şöyle bir yaklaşım da var aslında değil mi? Mesela bu ödül ceza ilişkisi kurmak isteyen, yani Tanrı ile ilgili tanımı böyle yapan insanlar aslında daha çok kendilerini değil başkalarını işaret etmek gibi bir lüksleri de var. Yani tabii. Tanrı cezalandırıyor işte insanların kötülüğünü ama benimkini değil, yani öyle bir bir yaklaşım da var. Hepimiz kendimizi kayırıyoruz. O günahkar doğamızı gösteriyor aslında bize. Bir de tabii yani yaratıcıya olan bir bakışımız, bir ilahiyatımız var. Bir de insana bakışımız, yani bir ilahiyatımız var. Yani şöyle derseniz, her insan ne türdür? Yani iyi ya da kötü değildir, hayata başlar ve sonra iyiliği ya da kötülüğü seçer derseniz eğer, tabii ki sonuçlar değişebilir. Ama Kutsal Kitap ilahiyatı herkesin günahkar olduğunu, herkesin Tanrı'dan uzak kaldığını ve kötülükten başka bir şey yapabilme alternatifinin olmadığını, ruhsal olarak ölü olduğunu bize söyler. Dolayısıyla işte burada zaten otomatikman şu gerçek ortaya çıkıyor. Zaten günahkarsak, Tanrı'dan uzaksak daha nasıl bir cezaya ihtiyacımız var? Zaten Tanrı'dan uzaklaşmışız. Yani zaten dünyada sıkıntılar var. İşte mezmurlar yazıyor. İnsan ömrü 70 yıl sürüyor. Bilemedin 80. O da sağlıklıysak. En güzel yıllar zahmetle geçiyor derken işte tüm bunların sebebi Tanrı'dan uzakta olmamızken şimdi bir de kalkıp hastalıkla cezalandırılmanın anlamı ne?
Çok doğru bir tespitti bence. Tanrı ile ilgili süreci, yani Tanrı'nın bakış açısını anlamak, kutsal kitabın Tanrı'ya nasıl baktığını ve onu nasıl tanımladığını anlamak adına aslında negatif meseleyi saptamak açısından önemliydi. Peki ne yapacağız? Yani Evet, ne yapacağız? daha doğrusu yanlışı tespit ettik şimdi. Bizi izleyen, özellikle Tanrı'yla doğrudan bir ilişkisi olmayan insanlara ne söylemeliyiz? Nasıl Evet. yaklaşmalılar Tanrı'ya? Evet. Yani tüm bu süreçte aslında bunu bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Aslında sıkıntılar gücümüzün farkında olabileceğimiz zamanlar. İşte sıkıntı geliyor ve evimizden çıkamıyoruz. Tüketimle ilgili problemler yaşıyoruz. Gelecekle ilgili kaygılar taşıyoruz. Tüm bu zamanları işte Tanrı bu yüzden izin vermiş olabilir. Kendisini arayalım ve bulalım diye. Ve onun sözü şu anda her yerde, dijital ortamda, kitapçılarda her yerde çok kolayca bulabiliriz. Dolayısıyla alıp bu bir aylık süreçte kutsal kitabı baştan sona okuyabiliriz, araştırabiliriz ve yürekten bir şekilde Tanrı'ya sorular sorabiliriz. Hristiyanlarla iletişim kurabiliriz ve Hristiyan dünya görüşünü onlardan öğrenebiliriz en azından. Böyle bir fırsat var. Ama Yani aynı zamanda çözümsüz monologlar yerine muhatabına soruyu sormak daha evet, yararlı kesinlikle, olabilir yani. kesinlikle. Yani yürekten sorduğumuz soruları Tanrı cevaplar. Ve aynı zamanda çünkü Hristiyan ilahiyatı Mesih'in insan bedeninde dünyaya görünür olma çabasını bize öğretiyor. Yani şimdi bu kadar görünmek isteyen insan bedeninde yeryüzüne gelen Tanrı oğlu varken nasıl Tanrı insanla cevaplamaz, sorularımızı cevaplamaz değil mi? Ve bu yüzden ve çevremizde kilise adresleri var. Online kilise ibadetleri yapan şu anda Facebook'ta yayınlar var. Bizler varız. Sat7 Türk var. Yani müthiş bir zaten olanak. Ve tüm bu kanallarla iletişim kurabilir ve Hristiyan dünya görüşünü daha yakından anlayabilirler. Ama aynı zamanda Tanrı işte burada, Tanrı'yı sorumlu tutacağımız yer işte burada. Yani neden izin veriyor? İşte burada da onun iyi ve esenlik dolu yüreği var. Tabii ki Tanrı tüm zamanları biliyor, o başlangıç ve son. Ama Tanrı buna izin veriyor ki ona yaklaşalım, onu bulalım ve ona ihtiyacımız olduğunu fark edelim. Evet, Ve bizler bile çocuk... bu ihtiyacı keşfettiğimizde aslında az önce saydıkların çok önemliydi. Yani ben bu programı özellikle kriz başladığından beri yapıyoruz ama bir sürü soruyu ve sorunu tespit ettik. Ama peki insanlar pratik olarak ne yapabilirler konusuna belki de verdiğimiz ilk cevaptı bu. Az önce saydıkların senin çok önemli. Çünkü evet, yani burada biz 20-25 dakikada bir cevap veriyoruz ama insanların kiliseyle, Tanrı'nın kendisiyle, sözüyle, kutsal ruh aracılığıyla ve topluluğu aracılığıyla doğrudan bir ilişki kurma olanağı var. Bunu Evet, hatırlatmak açısından kesinlikle, önemliydi. kesinlikle, kesinlikle. Ya bu konuda Tanrı'nın özellikle sıkıntı zamanlarında dualarımızın çok daha içten, çok daha çıkarsız olduğu bir dönemde oluyoruz. Ve dolayısıyla özel zamanlardır. Tanrı'nın bereketinin döküleceği zamanlardır. Ve ben şimdi Yeşaya 6 ile ilgili bir kitap çalışmam var. Ve orada Yeşaya 6'yı okudukça orada da Firavun'a benzer bir mesaj var. Yeşaya'yı Tanrı gönderiyor. Diyor ki git şu halka bunu duyur. Duyacak, duyacak ama anlamayacak. Bakacak, bakacak ama görmeyecek derdi. Ve metnin sonunda diyor ki dönseler de onları iyileştirirdim. Ve aslında sıkıntılar, zorluklar hayatımız oldukça Tanrı'nın gücü de güçlü bir şekilde hayatımızda ortaya çıkıyor. Yani bu fırsatları görmemiz gerekiyor. Ve Tanrı'nın gücü reddedilmeyle, Tanrı'nın gücü kendi gücümüzden uzaklaştığımızda daha fazla ortaya çıkıyor. Bu lütuf çağıdır. Lütuf olarak görmeliyiz tüm bu süreci. Ve Tanrı'yla yeni bir ilişki, eğer ilişkimiz varsa da güçleneceği bir dönem olarak kesinlikle bu dönemi Amin. kullanabiliriz. Amin. Şunu da sormak istiyorum aslında son bir soru olarak Volkan. Kiliseniz bu süreçten nasıl etkilendi peki? Yani ilişkisel anlamda cemaatin birbiriyle olan bağı anlamında bir sorun yaşıyor musunuz? Bu süreci nasıl aşıyorsunuz? Aslında samimiyetle söylemek gerekirse bu süreç kilisemiz tarafından çok iyi idare ediliyor. Yani kardeşlerimiz bu süreçte kilisenin değerini anlıyorlar, ibadetin, birlikte olmanın ne demek olduğunu çok ciddi bir şekilde tecrübe ettiler. Ve bazen ibadetlerimize katılamayan kardeşler şimdi Facebook ya da diğer sosyal medya aracılığıyla yaptığımız bütün ibadetlere katılıyorlar. Ve artık bu çağda ve bu sıkıntı dönemlerinde kardeşlerimiz şunu da düşündü.
Tanrı'nın çağrısını çok ciddi bir şekilde düşünmeliyiz. Çünkü hayat kısa, yarın yok artık ve Tanrı'nın çağrısının ne kadar ciddi olduğunu tekrar düşünüp ve ruhta çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladılar ve bu bizim için çok iyi. Hatta eşimle espri yaptık. Biz binalarımızı kapatılıp bu şekilde organize olmaya devam edelim diye aramızda espri yaptık. Bizim hakikaten genel müdürümüz de bizi daha verimli buluyor bu dönemde. Evet, kesinlikle. Ve inanılmaz bir şekilde evlerin içinde olan kardeşlerimiz, kiliseye gelemeyen, ibadetlerimizi yapamayan bu dönemde Rus olarak çok çok ileriye gittiler, büyüdüler, Tanrı sözüyle daha çok zaman geçirdiler. O yüzden tabii ki dünya çapında zor, sıkıntı dönemidir ama Rus olarak imanlar için gerçekten verimli bir dönemdir. Yani bunu tamamen olumlu olarak addetmiyoruz ama odaklanmaya yardımcı olduğu söylenebilir bu sürecin. Ama şunu söylemek istiyorum, yani zor konuları eskiden düşünmezdik. Yani mesela Tanrı hayatlarımızdaki çağrısını her şey iyiyken, işimiz gücümüz varken düşünmüyorduk. Ama bu süreçte düşünüyoruz. İşte Tanrı bu yüzden her durumda iyilik için etkin olduğunu ben söylemek istiyorum. Amin. Oldukça önemli bir cevaptı bizim için bugün verdiğin cevap. Ben de açıkçası bir Hristiyan olarak Tanrı'yı tanıyan, onunla ilişkisi olan birisi olarak bile zaman zaman motivasyonumu, teşvimi kaybettiğim zamanlar oluyor. Ama Tanrı'yı tanımanın verdiği bir avantaj var. Durum ne olursa olsun senin dediğin gibi onun iyilik için etkin olmak üzere hayatımızda olduğunu, bizi sahiplendiğini, sevgisiyle etkin olduğunu, lütfuyla etkin olduğunu biliyoruz hayatımızda. Senin de aslında davet ettiğin gibi biz bugün bizi izleyenlere bu lütfa, bu sevgiyi tatmaya ve bu çaresiz gibi görünen süreçten birlikte, Tanrı'yla birlikte çıkmaya davet etmek istiyorum açıkça. Son olarak söylemek istediğin bir şey varsa alabiliriz. Evet, yalnız değiliz. Tanrı bizimledir. Aynı zamanda Tanrı'nın karakterlerimize uygun bir şekilde bizimle çalıştığını biliyoruz. O yüzden tüm bu süreçte zayıflıklarımıza savaşmayalım. Tam tersi, Tanrı'nın güçlü ellerine kendimizi bırakalım ve o zayıflıklarımızı güçlendirsin. Amin, amin. Bir cevap veriyorum programının daha sonuna geldik. Dediğim gibi, başta söylediğim gibi aslında belki de en önemli sorulardan bir tanesi Tanrı'nın varlığını anlamak ve bu süreçte özellikle onu doğru yerde değerlendirmek adına Volkan Er çok önemli cevaplar verdi. Bir sonraki programda yeni bir konuk ve yeni bir soruyla sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin.